Evet, bu arada önümüze ana yemeğimiz geldi. Ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için. Salatayı da hemen getiriyorum. Benim eksiğim var, soğanım yok. Onları niye soğan yazmadım yok? Ama şimdi... Yazsan da yazmasan da bize ayrım yapıyorsun. Ama şimdi benim tabağımda var, görüyor. Cevher ki canı isteyecek, yemek isteyecek. Ama olmaz ki Rezan. Bak, şimdi görüyorum. Sevim'de ve Serkan'da soğan yok. Ve pilavımda anık geldi. İki şişe soğan, domates ve biber sırayla dizdim. Dağıttım. Kimilerine büyük geldi, kimilerine küçük geldi. Yok orada bana hiç gelmedi. Serkan ve Sevim de hiç yok. Domates de bu. Da etinden yedim. Dengeli bölüştüremedim sanırım. Ama şimdi her tabağa koymak zorundasın. Yani, yazdır veya dünkü, yazdırma. Dünkü tavuk şişe döndü. Bundan dolayı gelecek. Ama menüye yazılmamış, eksik değil. Ama eksik değil. Madem böyle servis etmek, evet. Herkes aynı şekilde yapacağım o zaman. Evet. Olmaz. Orada evet, hatalısın. Varsa soğanın şeyin koy. Kontrol edeyim var galiba. Ona göre işte dün gene bahsettiğimiz evet, şey. Allah'tan yazdırmamışsın. Şu an eğer sen de Serkan gibi göz doldurmak için ekstradan bunları parça olarak efendim köz soğan, köz biber, köz domates diye yazdırsaydın ve de şu an yoksa ki yok galiba eksik menüye girecekti. Allah'tan yazdırmamışsın. Ama yazdırın veya yazdırmayın. Yemeği herkese eşit olarak porsiyonları da dahil. Bazen yani o düzensizlik burada da var. Steak et getiriyor. Birine koyuyor bu kadar, birine koyuyor bu kadar. O da olmaz. Herkesin eşit olması lazım. Evet. Al sana soğan. Aynı benimkine döndü yani, kusura bakmayın. Aynı şey değil Serkan Bey. Aynı ben şey menüme yazmamıştım lütfen. Menüye yazmamıştı. Ayıp getirmesi. Ama bu da tabii. Tamam doğru bir koyması. Şey olmayabilir. Zaten kabuk ama eksik ağzım olarak değerlendirmeyin. Değerlendiremezler, yazmadı. Puan verirken etken sebep olacak. Seninki köz biberde domatesin değil. Bayağı bildiğin kebaplarından biri eksikti. Tavuk tavuk. Neyse. Evet buyursunlar. Bir de ne salatan vardı? Kırmızı lahanalı yeşil salata. Kırmızı lahanalı yeşil salata. Şerbet tatlıyla defa... gelecek. Evet, tatlıyla mı vereceğiz sumak şerbeti? Şimdi evet, yemekle biraz okay. Ekşimsi olduğu için. Onu çok merak ediyorum. Ben de ilk defa içeceğim. Ben hazır hiçbir şey tüketmiyorum. Kuru patlıcan, kuru biber dolması yaparken kullanıyorum. Çok da yakışır. Çok yakışıyor. Sumak ekşisi. Ama şerbetini gerçekten ilk defa içeceğim. Balla kıracağım o ekşiliği. Dün annem dolma getirdi o dediğin gibi ama sizlere de vermedik. Aman çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımıza verdi. Afiyet olsun. Annemin çok selamı var size. Ellerine sağlık. Tekrar benden de sevgiler, saygılar. Çok güzeldi dolması. Kebapta aradığımız kriterler var. Mardin usulü ama yani sonuçta bir kebap. Dün konuştuğumuz şeyler mukayese de edebilirsiniz tabii ki. Pişip pişmemesi, baharatlandırılması, zırhlanması, sıcaklığı, eşit oranda mı pişmiş, kebap gibi mi, kebap formunda mı, porsiyonu her şeyle değerlendireceğiz. Evet sen de bir yandan dinliyorsan ufak evet, ufak. Evet dinliyorum Söyle Hanım. Kim başlamak isterse ben izliyorum. Sen ye. Başlayabilirim. Tabii Derya başlayabilirsin. Sunum güzel. Kebabın dünden farkı porsiyon olarak daha güzel geldi, daha büyük geldi. Ama yine yavan, yine yağsız. Çok az bir tuz istiyor ama olmasa da olur. Pilav... Pişmesi nasıl bu arada kebabın? Güzel. Güzel mi? Güzel, ha, çiğlik güzel. Falan ya da yanmışlık yok. Yok yok, yok hayır. Gayet tamam. Pişmesi güzel, baharatı az. Ama şey... yağlı yani hafif yağ istiyor. Yağlı senin kıyma? Evet. Kebap ekstra biraz yağ, yağ istiyor. Ekstra yağ aldım aslında. Ama bakın hiç evet, yani... koydum. Yani hiç şey yok, kuru. Biraz kuru yani. Pişmesi güzel ama kuru. Kuru pişmiş. Pilavı sarı pilav yani normal pilavın içine zerdeçal ya da işte safran koyduğunuz zaman olunca. Sarı pilav oluyor. Çok bir şeyi yok yani bir meşakkati pişmesi yok. Pişmesi nasıl? Pişmesi güzel fena değil yani şey tane tane gayet hoş. Güzel pişmiş. Evet. Ama ekstra bir şey koydun mu pilavın içine? Zerdeçal dışında? Yok koymadım tuz ve bu kadar. Renk olsun diye herhalde tabakta. Evet. Daha renkli gözüksün diye. Biraz fazla olmuş sanki ama. Porsiyonu mu? Yok hayır. Renk ayarlaması biraz fazla olmuş. Sarısı diyorsun. Daha limon sarısı gibi olması tercih edilir. Çok mu koydun acaba? Yani bildiğim kadarıyla öyle olmuş. Ya biraz daha limon ama. Limon sarısı tarzında şimdi olur. Ne sarısı yani olmuş? Görsellerde öyle biliyorum. Şimdi ya ben de yaptığım zaman olmuş? Ben de yaptığım zaman biraz daha az koyuyorum. Derya Hanım, rengi daha açık oluyor. Şimdi ne sarısı olmuş? Şimdi safran sarısı olmuş. Yani safran sarı sarıdır işte yani bu şekilde tamam. Değerlendirmek için değerlendiriyorsunuz. Ama bu kaşığın ucuyla konur böyle çok az bir miktarda. Siz belki yarım kaşık ya da belki tam kaşık koyduysanız. Belki de rengin tonundan puan kırmak istiyorsunuz. O da bana kalsın. Ton sür ton. Evet. Ama safran yok herhalde değil mi hiç? Sırf zerdeçal. Yok yok sadece zerdeçal. Zerdeçal işte. Yani sırf safran zerdeçal koymuş da. Olsaydı gerçek safran rengini daha çok güzel dengelemiş olabilirdi. Bir de safranın kendine özde bir şeyi var tabii. Evet aroması var. Aroması var. Ama onu da azıcık kaçırdık mı çok acayip bir şey oluyor. Evet salatalar da geldi. Salatalar hep geç geliyor. Evet salata geç geldi.
Yine. Sizinkinde erken gelir Esra Hanım. Evet, erken gelecek Serkan Bey. Göreceğiz. Teşekkür ederim. Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Dünkü menüden sonra bugün ben sessiz sakin biri olarak bekliyordum açıkçası. Ayrıca benim hayatımda ama yine aynı şekilde hiç kimseye ara vermeden, sıra vermeden nefessizce konuşabiliyorsunuz. Şu an benim yaptığım gibi. Şu an aslen gördüm benim. O dünkü o kadar işin içinde ancak dün size o kadar değildir. Yetişebildim. Ha. Esra Hanım. Kusura bakmayın size katılamadım. Hadi katıl aramıza. Geldim. Bütün kırmızı lahanayı bana verdin herhalde. Şöyle göstereyim isterseniz. Bunları kesmeyi mi unuttun? Aslında çok ince ince kesmeye bayağı çalıştım ince. Da gümbürtüye gitti. Dudak galiba. Gibi. Evet. Gümbürtüye gitmiş uçuna. Hayır bilemeden böyle şey yeşilliğin altına saplanan bir şey geldi. Bir kütle. Ben sabırsızlıkla şerbet bekliyorum. Tatlıyla verecekmiş. Her tatlıyla verecek. Başka içecek var mı? Başka içecek var. Ayran ben var, şalgam var. Istedim. İçmek isterseniz ben almayacağım. Ben de almayacağım. Peki, kim başlamak isterse buyursun. Ben başlamak isterim. Hepimiz şahitiz ki zaten eşit doğranmamış gördük tabaklarımızda. Benimkinde de var. Evet. Burada daha büyük parça evet, var. Evet, daha büyük şey parça var. Gösterdim zaten. Orada hemfikiriz tatlıya, salataya o yüzden çok beğendim. Sosu çeşnisi nasıl? Aroması güzel. Abartı yok. Yani sadece kara lahanayı büyük doğradım diye niye bir şey diyemeyeceğim İli. Diyorsunuz ama. Kara lahana ince doğranır. Bazen tuzda o bulur. Biraz morluğu artırılır. Morluğu beyaz tarafına da geçer. Yemesi kolaylaşır. Bu kadar kırt kırt kalmaz. Daha iyi olabilirdi. Pilava gelince ben renginden memnunum. Cıvıl cıvıl duruyor. Bir de ağzıma aromayı abartmamış. Yani bir değişik bir aroma gelmiyor. Çünkü renk çok diye tadı bozulmamış. Tuzu yerinde. Kebabın lezzetli ama aynı dünkü benim gibi yağı az ama lezzet alıyorum ağzıma ısırdığımda. Şöyle söyleyeyim ben yağının az olduğuna asla katılmıyorum. Ben de dün katılmadım sadece ama böyle çıktı. Birazcık soğumuş olmanın soğuk, verdiği bir evet. Tatsızlık var çok aslında. Çok güzel hatırlattın. Soğuk olmuş olması sizin böyle. Kebaplarınız daha sıcaktı Serkan Bey. Nasıl evet. Daha sıcaktı? Serkan Bey'in kebapları ciddi daha sıcaktı. Ya? Evet, daha sıcaktı. Ciddi ciddi bunu söylüyorsunuz şu ciddi an. Ciddi söylüyorum sıcaktı. Neden söylemeyeyim? Çünkü hissettiğimi ağzıma aldığım kıvamı biliyorum. Arkadaşlar sizinle... Soralım. Evet. Daha mı sıcaktı Serkan'ın burası? Evet. Serkan daha sıcaktı. Evet Esra. Daha sıcaktı. Daha. Soğuk. Doğru söylüyorsunuz. Siz kendiniz söylemiş oldunuz. Soğuyan yemekler yağını içinde barındırır. O yüzden dışına salamaz. Daha sıcak doğru tutabilirdiniz. Evet, donduğu için... Donduğu ama kebabın etinde bir bak bitirdim. Bir kere onu bil. Ha sen aldın. Ben bir aroma aldım. Yani Derya yiyecek gibi değil. Yavan yenmeyecek gibi değil. Biraz yavan ya. Biraz yavan yani. Yağ şey eksiği var böyle içeriden böyle bir ıslak ıslak insan hissediyor. Onu hissetmek istiyor yani. Sanki biraz daha ince mi olsaydı? Aradan böyle bir görünse miydi et iç, arkaya doğru? Nasıl yani? Yani anlamadım. Şimdi normalde yani yediğimiz yerlerdeki görüntüyü biraz aradım da şöyle biraz arası sanki puf böreği gibi böyle sanki biraz şey olur. Hafif kabarık olur. Ya ben şimdi böyle geleceğim. Bir Mardin yaprak kebabının diğer kebaplardan farkı nedir? Çok kolay da kesilir. Zırhtan geçirilmesi. Tamam. Ve çok fazla bir şey katılmaması. Kuzu etinden yapılıyor. Tamam. Baharat bir şey girmiyor mu içine? Baharat çok fazla girmiyor. Tuz sadece mu tuz ve ben kırmızı biber koydum suyunu süzerek. Bu kadar. Bahsettiğimiz kebap, gerçek kebap daha ince olur. Böyle bıçağa dokundurduğunuz anda hemen iner aşağıya. İncecik olur ve içinde ben de öyle diye biliyorum. Evet. Yani ama tabii ki emin değilim. Burada Mardinli var onun için kendisine sordum. Ben sanki daha ince, daha yatay, daha böyle verevine kesilmiş. Daha yayık oluyor. Evet, evet orada onun ayrı şişleri oluyor. Bayağı 3 santim, 4 santim şişleri oluyor. Şişi farklıdır. Şişi farklı, onu da yapmak da ayrı bir meziyet. Sizinkinin adı... Yani ona kalkışmak isteseydim yapamazdım, beceremezdim. Yani. Kıyma kebabı. Bunun evet, adı kıyma yani kebabı. Urfa, Antep. Urfa Mardin diye belirttiğin için bunu evet. Soruyoruz. Onun için hani bunun farkı, bir farkı olmazsa hani Adana'dan Urfa'dan nasıl ayıracağız sadece diyorsun baharatı. Evet. Anladım, peki. Pilav yasmin galiba değil mi? Ondan dolayı da böyle tane tane olması yasminin biraz tabii, garantidir. Kolaydır. Garantidir. Garantidir, onu bilirim. Evet, garanti. Ballı olaydı diyordun. Evet, yani her biraz... türlü tane tane olur. Ben öncelikle emeğine saygı duyuyorum. Gerçekten kıymayı zırhtan geçip tabii. Takdir ediyorum canım seni. Yaşından dolayı da olsa. Ama... hiç tuz yok canım. Çok yağsız. Sen kuyruk yağı falan kullanılır mı? Hani normalde tamam kuzu yağlıdır ama bir kuyruk yağı, bir yağ falan kullanılır. Kuzu yağı 200 gram. Çok soğuk geldiği için belki yağ dondu. İkisi de çok soğuk geldi.
Bir de şekil olarak ben çok iyi bilirim. Çünkü Mardin, Tunceli, Diyarbakır bunlar benim bilirim yani gitmiş olduğum yerler. Biraz daha yayvandır. O da böyle kalın şişlerinden dolayıdır. Sanırım şişlerini bulamadın. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Salata nasıl? Salata çok güzel. Tadı güzel, limonu güzel. Doğramasına ben takılmadım Toyra Hanımcığım. Tabii. Yani öyle artılarını da göz önünde bulundurmak lazım. Esra? Ben de katılıyorum arkadaşlara. Biraz kuru ve yavan geldi. Biraz da kalın geldi. Pilavınız da soğuk ve tadı iyi ama tane tane oluşu da güzel. Sıcak gelseydi daha güzel olurdu diye umuyorum. Salatanız da güzel yani. Sosu falan, yağı, limonu çok iyi. Peki neden pilav bu kadar soğuk? Hadi eti bir tık anlayabiliyorum. Çok soğuk. Zaman geçti ki onu da ısıtabilirdin. Neden pilav bu kadar buz gibi? Ya aslında bilmiyorum servis esnasında mı bu kadar soğudu? Ilıktı. Çok sıcak da servis etmek istemedim. Altını açabilirdin ama biraz. Ilıktı zaten. Servis esnasında koyarken ısıtmaya müsaade edilebiliyor. Dinlerseniz ben size çok güzel açıklayacağım ama siz beni dinlemeyi tercih etmiyorsunuz. İlk gün sizin masanızda güldüğümü yanlış anladığınız gibi şu anda beni dinlememeyi tercih ediyorsunuz. Bayağı ön yargıyla gelmişsiniz. Yine de afiyet olsun. Ben daha yorum yapmadım. Yani yaptı ama sen mutfaktaydın istiyorsan tekrar... Salata için yorum yapmadım. Dinliyordum. Tabii dinleyelim. Salata aroması çok güzel. Evet. Yani o çok kıvamlı. Benim salatam içindeki kuru yemişlerin çok olduğunu bütün arkadaşlar söylediniz ama ben size değişik balığın ağırlığını aldırmak için değişik bir salatayla gelmek istedim. Burada pek bir emek yok. Sadece sosu güzel. Lahanalar çok iri. Nasıl emek yok? Ben... Çok emek yok yani ben hepsini tek tek doğradım, kavurdum. Ben hepsini birlikte mi doğradım? Onu soğuttum. Çünkü birbiriyle rokalarla birleştiğinde o sıcağın rokaları bakın bunun içinde çaba gösterdim. Var, kuzu kulağı var, mırıl var. Kırmızı lahana var. Nane var. Nane var, taze nane var. Ben bunların hepsini ayrı ayrı doğradım. Dün bende de vardı hepsi. Sadece kara lahana yoktu. Sevim Hanım da dediği gibi risk alıp kebap yaptığın için teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık. Fakat şimdi gel gör ki o şişi getirmek de senin zor sorunun. Zor değildi. Evet, çok zor bir şey olmasa gerek. Zor değildi. Madem böyle bir şeyin var o zaman o şişleri getirseydin. Evet doğru. Çünkü o zaman yani ne anladım ben Mardin usulü yaprak kebabından. Yani o zaman Urfa Adana gibi bir şey olmuş yani. Bir de çok soğuk. Yani bunu bir şekilde fırına 2 dakika atar mıydın ne yapardın bilmiyorum. Tabii soğuyunca iyice kurumuş ve gerçekten o yağlı kıymanı görmesem bir de bu söylediğini duymasam. Hani yağ diyecektim, ne kadar yağsız kıyma diyecektim. Nasıl o kadar yağ koydum ve yağlı kıyma bu kadar kuru oldu acaba? Ateşi artmıştır hepsi yağların. Ya da çok sıkmış. Çok sıkmışsın. Evet. Çok sıkmışsın. O da çok önemli kebapta. Yani düşmesin, tutsun diye herhalde o korkuyla biraz da işte Allah'tan kalın ama iyi pişmiş. Orada hakkını verelim. Pilavın da güzel. Salatan da güzel fakat bu salatanın da alameti farikası Deniz Erkan dediği gibi bu kara lahana, mor lahanayı yani bu kadar kıtır kıtır yemememiz lazım. Evet. Ya tuzla, sirkeyle ovacan biraz bekleteceksin. Bu biraz yani kuşu kıvamında olmalı. Lahanayı okuduğum zaman böyle dibinde böyle bir hafif mor bir renk görmek istedim. Tabii. Suyun salsın. Evet. Hani... Doğrayamamışsın ama soslandırma çok güzel. Güzel. Sosu çok güzel. Sosu çok güzel. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim.